Merhaba canlarım. Akşamüstü şu an birazdan hava kararacak. Ben de sizlere çok sorduğunuz, çok merak ettiğiniz çok önemli bir şey anlatacağım. Ne mi anlatacağım? Engelli kartının nasıl alındığını bana çok soruyorsunuz. Gerçekten herkesin engelli olan birçok kişi bunu bilmiyor ve herkesin bundan faydalanmasını istiyorum. Bununla ilgili size bilgiler vereceğim. Nasıl aldığımı anlatacağım. Nelerin olması gerektiğini anlatacağım. Şimdi önce şöyle güzel özlediniz bahçemi, değil mi? Şöyle güzel şöyle bir manzaramı seyrettireyim size. Sonra yeni ektiğim, diktiğim şeyleri göstereyim. Ondan sonra da oturalım sohbetimizi edelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle bir başlayalım. Şöyle bir bahçemdeki yeni olan şeyleri de göstereyim sizlere. Şimdi şurayı kazdım. Buraya bir köşeye bir şey halledeceğim. Güzel bir şey bulacağım. Bana burada komşular diyor ki o kadar çok şu şey ekmişsin ki hepsi büyüyünce diyor. İşte birbirine girecek. Yo, bir sürü boş alanım var. Hiçbir şey de birbirine girmeyecek. Şurası zaten benim meyve bahçem. Şurada sadece meyve ağaçlarım var. Zeytinlerim var. Buralarda çiçekler filan. Bir de şuraya yolun böyle hani geliş yönüne doğru şöyle kenara doğru işte 1, 2, 3 tane narinciye ektim. Diktim. Evet, şöyle şimdi göstereyim. Arkadaşlar şu manyak bir şey Antalya'dan aldım. Şu var ya şu. Bunun adı ne biliyor musunuz? Portakal Yasemini ya da Murayya deniyor. Böyle bir koku, böyle bir güzellik yok. Mutlaka araştırın Portakal Yasemini diye. Muhteşem bir kokusu var. Yani bugüne kadar bütün deneyimlediğim çiçeklerin içinde en güzel kokulu bence odur. Al bunun bir dalını evine koy, evin misler gibi kokusun. Hiç boşu boşuna bir sürü para verip de öyle parfümler almayın. Bunu zaten biliyorsunuz peruzak kumu. Peruzak kumu bu. Çok güzel böyle sarı sarı çiçekleri olacak. Baharda zaten bu bahçem muhteşem olacak. Evet. Bir de muz fidanları aldım. Maşallah deyin. Muz fidanlarını şimdilik saksılara şey yaptım ki hani kışa dona kalmasın. Bunları da kültür, doku kültüründen üretilen yerden aldım Antalya'dan. Bu iki tane muz fidanını almak için 3 saatim geçti. Niye? Onu imzala, bunu imzala. Çünkü bütün böyle her yere veren, büyük büyük seralara veren büyük bir laboratuvardan aldım onu. Yani muzun yavrusundan da üretiliyor ama ben yavrusunu istemedim, onu aldım. Böyle çok uzatmayayım diyorum size de hani muhabbeti şey yapacağız ya. Engelli kartını konuşacağız ya. Bu arada bu güllerim çok güzel oldular. Bakar mısınız? Bunları aldım, budadım. Ondan sonra bu bayağı büyümüştü, şey olmuştu. Budadım, yeni yeni yapraklar verdi. Şimdi çok güzel güller açacak. Buradakileri biliyorsunuz. Oya ağacım var, kaymak ağacım var. İşte limoncuklarım. Oy benim güzel limoncuklarım bunlar. Evet. Rüzgar gülüm her zamanki gibi. Çok tatlı. Şu köşeye de bir tane ağaç diktim. Onun adı maymun çıkmaz. Lütfen araştırın. Diğer adı floş ağacı. Lütfen bu ağaca bakın. Bunu internetten araştırın. İnanılmaz bir şey. Ben burada hiç görmedim. Antalya Otogarı'nda varmış. Ondan diktim. Bu tabii ki benim en sevdiğim bahçemde. Lavantam. O kadar güzel kokuyor ki. Çiçeklerine bakar mısınız lavantamın? Misler gibi kokuyor bahçemde. Lavantasız bahçe olmaz dostlarım. Şunu da bir arkadaşım hediye etti. Muhteşem bir şey. Böyle üstünde kelebekler var sanki. Bu biraz büyüyor, ağaç şeklini alıyor. Şuraları bu diyeceğim. Böyle uzadığı zaman bu sene baharda harika böyle kelebek zannedersin, üstünde renk renk kelebek konmuş zannedersin. İsmini sormayın bilmiyorum. Çünkü bana arkadaşım hediye etti, o da ismini bilmiyormuş. Bu garibim de bu da kasya, sinameke diyorlar buna. Bunu da yeni diktim. Bu güneşte böyle yapraklarını bırakıyor. Akşamüstü oldu mu tekrar böyle şey oluyor. Güneşi mi sevmiyor ne bileyim anlamadım. Ama bunu aldığım yerden dediler ki o seradan yeni çıktığı için toparlar kendini dediler. Çünkü dün daha diktim onu. Burada işte kendim çelikten üretmeye çalıştığım
Güller var. Bakın çıkmış, yapraklar vermiş. Maşallah onunla şu para çiçeği. Elim de boyalı bu ara, kozalak boyadım. Bak elimde, tırnağımda boya kalmış. İşte bunu da böyle komşudan, kankimden aldım. Renk renk bunlar. Bunlar da tutarsa sardunyalarım çok güzel olacak. Bunlar da Japon gülleri. Şu da melek borazanı. Aha yaprak vermiş minicik minicik. Bak bu da köklenecek. Ay Allah'ım ya, karşılığını veriyor. Her şeyin karşılığını veriyor. Bu arada burası çok dağınıktı biliyorsunuz. Odunlarımızı gayet güzel dizdik. Şu eldivenler orada çirkin duruyor. Onu halletmem lazım. Buraya da lavabo yaptırdım arkadaşlar. Yarın bir gün burada işte mangal yaptığım zaman, bir şey yaptığım zaman buranın pisliğini şurada yıkayacağım. Veya çamurla bilmem neyle uğraştığım zaman içeri gidince içerisi de çamur oluyor pis ellerle. Burada elimi yıkamak için güzel bir lavabo yaptırdım. Çok tatlı oldu bu burada. Doğaya karşı bulaşı yıkarım. Böyle. Evet. Neyse devam edelim. Şöyle gidelim. Ah ah, çok seviyorum Allah'ım. Öyle de güzel bir rüzgar esiyor ki. Şunlara bakar mısınız? Bunlar nasıl bana mutluluk veriyor? Bunlar böyle. Ben bunlarla konuşuyorum. Deli deyin ne derseniz deyin. Bunlar da bir canlı. Onlar bana cevap veremiyor olabilir ama aslında veriyor. Nasıl veriyor? Bak bana böyle güzel güzel çiçekler açıyor. Çok güzel bana cevap veriyor bence. Bu benim güzel bıdığım. Şurada eşek aralarına takmış vaziyette. Dün değil, evvelsi akşam eşek araları bir saldırıya geçti ki ben size söyleyeyim. 100 tane siz söyleyin, 200 tane. O kadar çok. Yanlışlıkla o tarafa bir müdahalede bulundum galiba. Farkında değilim. Bir saldırıya geçtiler. İtfaiye aradım. Biz bir şey yapamıyoruz eşek aralarına dedi. Belediyeye ara. Belediye aradım. Belediye dedi ki bizde de eşek arılarıyla ilgili bir uygulamamız yok. Arılar Birliği'ni ara. Arılar Birliği'ni aradım. Arılar Birliği dedi ki bizde de eşek arılarına bir şey yapmıyoruz. Belediyeye ara. Ya dedim bari bir fikir verin, ne yapacağım ne edeceğim. Neyse ondan sonra bunlar gece yuvalarına girdiği zaman çamurla yapıştırdım. Şu an biraz azaldılar ama tek tük var. Şimdi aslında oraları harçla yapıştırmam lazım. Hiçbir delik kalmaması lazım. Bak geliyor, gördün mü? Yani sokmasın, aman bir de onun şeyle uğraşamayacağım. Bu Japon gülüm de kocaman oldu yavrum benim. Evet rokalarımı da göstereyim sizlere. Bakın. Rokalarım da her sabah yiyorum, limonluyorum, bir güzel olmuş olanları topluyorum. Oh afiyetle yiyorum. Bunlar da ıspanakçıklarım ama bu ıspanakçıklarımı filan bir şeyler yemiş. Aranızda bilen var mı? Buna ne yapmam gerekiyor? Böyle delik delik. Bunu kurbağa mı yiyor? Ne yiyor arkadaşlar? Hani ilaçlamak da istemiyorum ama ne yapabilirim? Aranızda böyle sebze yetiştirenler varsa, bilenler varsa, hayır bıdık zuzu çık burada tarlama girme. Bana fikir verirlerse çok sevinirim. Şöyle devam edelim. Evet. Burada da yeşil soğancıklarım. Canlarım minicik minicik oldular. Bak bunlar böyle. Bunlar da. Ama ben soğanları seviyorum diye sen niye kıskanıyorsun? Hadi bakayım. Hadi. Hadi basma ıspanaklarıma. Ay şunların tarlaya girmemesi için şuraya şöyle şu lüks türümlere ektim. Bunlar biliyorsunuz çit gibi oluyor. Bunlar da bir an önce büyüse de şunlar da tarlaya girmese şurada güzel böyle bir kapı yaparım. Hayır. Hayır. Zuzu çık oradan. Çık dışarı anneciğim. Buraya gel. Yok. Maalesef. Evet. Şimdi yerime oturacağım. Ve engelli kartı için ne yapmanız gerekiyor? Onları anlatacağım. Bu güneş enerjili lambalarımı buraya astım. Akşamları yanıyorlar. Çok tatlı oluyorlar. Bunun buralarına ne olmuş ayol? Bu da kayısı ağacı. Bak bıdık. Sokacak o eşek arısı seni, göreceksin gününü. Gel. Gel buraya. Evet canlarım. Şimdi telefonumu yerine yerleştireceğim. Bu arada bir kozalaklarım, kabaklarım. Ha size bir şey daha söyleyeyim. Faydalanın. Bakın şu kabakları görüyor musunuz? Değişik değişik. Bak şurada da var. Bak 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 bak. Şimdi ben bunları kurutup bunlardan tohum alıp önümüzdeki sene yapmayı planlıyorum. Allah nasip kısmet ederse. Bakın bir de şurada değişik var. Onları da göstereyim. Şöyle. Çok değişik değil mi? Evet, bunları nereden aldım biliyor musunuz? Migros'tan. Migros ve Carrefour'larda var. İnternetten mini kabak diye girdiğiniz zaman bu çeşitleri zaten görürsünüz. Eğer hevesiniz varsa şey yapabilirsiniz. Bu arka tarafı da sizlere sonra gezdireyim diye düşünüyorum ama
Hani videoyu fazla uzatmadan konuya gireyim diye düşünüyorum. O yüzden arkayı birlikte başka zaman bakacağız. Evet. Kedicik. Şimdi şu telefonumuzu bir yerleştirelim bakalım. Evet. Geldim. Şimdi canlı şöyle söyleyeyim sizlere. Vücudunuzda herhangi bir protez, herhangi bir vida, bir saniye. Tam bunu düzeltememişim, bir dakika. Şöyle bir düzelteyim. Evet. Olduğunuz bir ameliyat ne varsa bütün raporlarınızı elinize alıyorsunuz. Diyelim raporlarınızı kayıp mı ettiniz, bir şey mi yaptınız? Hastaneden zaten çıkartabiliyorsunuz. O raporlarınızla birlikte devlet hastanesine başvurmanız gerekiyor. Üniversite hastanesine de başvurabilirsiniz. Şimdi devlet hastanesinde, ben devlet hastanesini öneririm. Üniversite hastanesi biraz daha sıkıntılı, zor oluyor. Devlet hastanesine gidiyorsunuz raporlarınızla birlikte. Engelli kartı veya engelli maaşı istiyorum diye oranın bir danışmaya soruyorsunuz. Oranın bir bölümü var. O bölüme başvuruyorsunuz. Onlar size zaten bir form dolduruyor, doldurtturuyor ve evrakları istiyor sizden. Sonra sizi bir heyete sokuyor hastanede. İnanın bu bir gün sürüyor. Hiç gözünüzde büyümesin. Hayır, hayır, hayır anneciğim. Bir gün sürüyor. Hiç gözünüzde büyümesin. Maksimum bilemediniz 2 gün sürüyor. Yani 2 gün derken işte sırayı bekle, onu şey yap filan. Sonra kabul edildiği zaman, ki ediliyor. Mesela ufacık bir ameliyatınız bile olsa, atıyorum yani bir tane bir yeriniz kırıldı ama protez takıldı, bir şey takıldı. Onun için bile başvurabilirsiniz. %40 size verdiği zaman, %40 engellidir diye verdiği zaman siz zaten o kartı alıyorsunuz. Belediye otobüsleri bedava, müzeler bedava. PTT'lerde kuyruk beklemiyorsunuz. Bazı işte büyük işte su işleri, elektrik işleri gibi devlet dairelerinde kuyruk beklemiyorsunuz. Birçok şeyde bildiğim kadarıyla bunlar, hani %40 dahi olsa %95'i geçtikten sonra ÖTV ödemeden araba alıyorsunuz. O var. Benimki %86. Bana %86 rapor verdi devlet hastanesi. Sonra bu evraklarla başvurduktan sonra onlar size bir gün veriyor. Her hastaneye göre bu değişiyor. Ama böyle çok dev, İstanbul gibi büyük hastanelerde biraz daha mı uzun sürer bilmiyorum ama benim burada bir gün sürdü. Muğla'dan aldım. Oturduğunuz yer olmak zorunda değil. Herhangi bir küçük bir yerden de alabilirsin. Atıyorum İstanbul'da oturuyorsunuzdur. Hastane çok kalabalıktır ama işte hani daha ufak bir Trakya'da veya başka bir yerde akrabanız vardır. İşte ne bileyim. Gidip orada küçük bir ilçe, şehrin devlet hastanesinden de müracaat edebiliyorsunuz. Sonra sizi bir heyete sokuyorlar. Heyette doktorlar tek tek, işte ne bileyim göğüsçü, işte ortopedici, nörolojist, şusu busu tek tek sizi heyete bir sokuyor. Zaten bir şey yapmıyor, elindeki evrağa bakıyor, ondan sonra sana bir iki soru soruyor. İşte gözünde bir şey varsa gözünü kontrol ediyor, işte göğsünü kontrol ediyor, işte dinliyor, ediyor. Sana böyle check-up'a sokar gibi. Bundan da hiçbir şekilde ücret almıyorlar. Tek tek doktorlar heyette sana notunu yazıyor. Sonra bunlar heyette toplanıyorlar ve sana ne kadar engellisinin şeyini veriyorlar. Bunun için devlet hastanesine başvurun. Gerçekten bundan yararlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten belediye minibüsü olsun, otobüsü olsun her şey çok pahalı. Müzeye gittim, o gün Patara'ya gittim. Kişi başı 30 liraymış, bedava girdim. Bir de şöyle bir şey de var. Refakatçi da yazabiliyorlar yanına. Mesela benim yanımda refakatçi da yazılıyor ve benimki süresiz engelli raporu. Şimdi bazılarına süreli veriyor. Her sene değiştire, yani her sene yenilemek zorunda kalabiliyorsunuz. Benim bundan 2 sene önce aldığım süreliydi. Şimdikini süresiz verdiler. İşte bu boyun ameliyatları falan, böyle sıkıntı, metastatik meme kanseri olduğum için, hani sıçradığı için. Şimdi süresiz verdi. Hani bir daha zıp gitmek zorunda kalmıyorum. Yanımdaki refakatçi de faydalanıyor. Hani ben bir yere gidiyorsam o da benim yanımda refakatçi, o da ödemiyor. Mesela ben buradan Bodrum'a gideceğim, 37 lira bir otobüs. 2 kişi binsen 37, 37, 80 de işte 80 TL. 80 TL ödemiyorum yani.
Gerçi arabamla gidiyorum ama hani öyle düşündüğünüz zaman gerçekten çok güzel bir şey. Devletimize bu şeyden dolayı teşekkür ederiz. Böyle hani bir sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Daha çok ben Instagram ve DM'den cevap veriyorum. Hatta sesli cevap veriyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz Instagram adresim de Dilara Asyo. Ben oradan